İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Harbert, Elazığ ilindeki Urartu usulü kaya mezarlar. Armen Sarkisyan, 21. yüzyıl Ermenilerin 100 yılı olacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nin parlamento heyeti Bişkek'e gidecek. İdlib teröristleri Laski ve Hama'yı bombaladı. Yaratıcı Atlı Yardım Vakfı misyonunu sürdürüyor. Ovandes Tumanyan Müzesi halka bir dizi Tumanyan şarapları sundu. TUMO'nun müdürüne Fransız Cumhuriyeti'nin şövalyelik ödülü verildi. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ ilinin Agın ilçesinde bulunan Roma dönemine ait kaya mezarlardan sadece bazıları bilinmektedir. Burası turizme ilgi çekiyor. Agın ilçesi Batı Ermenistan'ın en yaşlı ili olan Harbert Elazığ'da bulunur ve sakin bir şehir olarak adlandırılır. İddialara göre Roma döneminde inşa edilmiş ve stil olarak Urartu kaya mezarları ile büyük benzerlikler gösteren mezarların girişlerinin 90 x 60 santim ebatında, yüksekliği ise yaklaşık 1 metre 90 santim olduğu biliniyor. Burada yapılan incelemelerde eski paralara rastlanıyor. Çalışma ziyareti çerçevesinde Kazakistan'da bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Nur Sultan'da gerçekleşmekte olan 12. Ekonomik Forum çerçevesinde küresel işbirliği sisteminin çöküşünün riskleri başlıklı tartışmaya katıldı. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan bildirildiğine göre tartışma konuları özellikle yeni jeopolitik değişiklikler ve zorluklar, yeni teknolojik devrimin potansiyel sonuçları ve görünüşte çelişkili kavramlar arasındaki dengeye odaklandı. Armen Sarkisyan yaptığı konuşmada 21. yüzyılın Ermenilerin yüzyılı olduğuna inandığını belirterek, "Biz küresel bir milletiz, biz değişebilir, uyum sağlayabilir, biz yenilikler yaratabiliriz" vurgusunda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki heyet, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesi'nin olağanüstü konsey oturumuna katılmak amacıyla 19-20 Mayıs günlerinde Kazakistan Cumhuriyeti'nde bulunacak. Ziyaret çerçevesinde Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesi'nin konsey oturumuna katılan delegelerin başkanları, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov tarafından karşılanacak. Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin Rusya Federasyonu Federal Meclisi'nin Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Kazakistan Parlamentosu Başkanı Nurlan Nigmatulin, Kazakistan Parlamentosu Başkanı Dastanbek Cumabekov ile ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Suriye'de savaşan tarafları uzlaştırma Rus Koordinasyon Merkezi Başkanı Viktor Kupçişin, İdlib bölgesinde faaliyet gösteren yasa dışı silahlı grupların ateşkes rejiminin yeni ihlallerinden bahsetti. Basına yaptığı açıklamada silahlı grupların Şaria, Hama'nın Cub al-Mahara, Darh Abu Asad, Nakşeba kentinde, Laskiye bölgesindeki Ayn al-Kantara, Masyaf ve Rokset Ruşu yerleşim yerlerine ateş açtığını söyledi. Mağdurlar ve yaralılar hakkında net bilgi mevcut değil. Yaratıcı Atlı Yardım Fonu girişimiyle Ana Vatanı Tanı programı çerçevesinde tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi sahibi olmak için çok sayıda genç Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeye devam ediyor. Artsakh Press muhabirinin belirttiğine göre 16 Mayıs'ta Şuşi Teknoloji Üniversitesi'nden yaklaşık 28 öğrenci 3 günlük bir ziyaretle ana vatana yani Ermenistan Cumhuriyeti'ne hareket etti. Yaratıcı Atlı Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti'nin Başkan Danışmanı Marat Şahramanyan ve Vakıf Müdürü Narek Avedisyan öğrencilerle buluştu ve programın önemiyle gerekliliği konusunda bir konuşmada bulundular. Ovanes Tumanyan'ın 150. doğum yıl dönümü çerçevesinde yazarın müzesi ve Armenia Wine Şarap Şirketi ortak bir girişimle Takar adlı özel bir şarap dizisinin üretimini başlattı. Şaraplar özel jübile resimleriyle ve Tumanyan'ın dörtlükleriyle paketlendi. Şarap serilerinin sunumu Mayıs ayında Ovanes Tumanyan Müzesi'nde gerçekleştirildi. Müzenin müdür vekili olan Ani Yegyazaryan şunları söyledi. Tumanyan'ı bir şair, ozan ve ulusal aktivist olarak halka sunmanın yanı sıra müze insanları Tumanyan'ın bir de baba ve arkadaş yanına sunmak istiyor. Tumanyan'ın çok misafirperver biri olduğu ve onun evinin her zaman insanlara açık olduğu bilinmektedir.
samimi bir ortamda şair, bir de tamada olarak dostların dikkat merkezinde bulunuyordu. Keyif ve eğlenceyi severdi. Elinde her zaman şerefe içmeye hazır bir şarap kadehi vardı. Ve müzede halen Tumanya'nın şerefe içtiği şarap kadehinin korunduğunu da sözlerine ekledi. Tumo Paris'in Facebook sayfasından öğrendiğimize göre Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa Cumhuriyeti'nin onursal Palm Akademik Ödülünü ve Şövalye ünvanını Tumo Müdürü Marie-Lou Papazian'a 15 Mayıs'ta takdim etti. Anne Hidalgo, "Marie-Lou sen olmadan Tumo ne Ermenistan'da ne de Paris'te olamazdı. Eğer bu ödül yaratılmak istenseydi bu tam da senin için olurdu. Sen dünya vatandaşısın. Tumo demek özgürlük demektir. O dünyanın en iyi okuludur. Tumo ekibi bu bakımdan çok gurur duyuyor," dedi ve ardından ödülü Marie-Lou Papazian'a sundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Stepan Yeremya'nın seslendirdiği Gomidas Vartabit'in Kelekil adlı eserini sunuyoruz. Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.